Selamlar sevgili geekler. Mandalorian. Manda. Bence bu bölüm güzeldi. Bu bölüm güzel miydi? Bu bölüm güzeldi. Ben bu bölümü beğendim. Nesini beğendin? Beğendiğim birçok şey var. Evet. Aa, ne kadar saçmalayacağım. Hayır. Bir Mandalorian'ların bir birlik olup böyle bir taktiksel olarak böyle şey yapmalarını beğendim. Kesinlikle. Bir savaş. Bir Bir askeri askeri birim. birlik Ha, falan askeri olarak birlik olarak. beraber çalışmalarını görmek falan güzeldi. Katılıyorum. Ama sonra bir şey söyleyeceğim. Devam edin buyurun. Tamam. Bunu sevdim çünkü bu biraz şeyde oluyor artık bizim Mando'yla Bo-Katan ablamız. Hani böyle dışarıdan gelmişlerdi falan onlar böyle Evet. daha outsiderlardı. Artık daha da içindeler. Hatta dediler ki Bo bizim liderimiz olsun dediler falan filan. Evet, bence o da çok güzeldi. Ama onunla alakalı bir şey söyleyeceğim birazdan. Söyle bakalım. Evet, devam et başka. İşte bizim yine Yoda falan tatlı. Biz de onu gördük yine. Şeyi Hayır. gördük bayağı. İşte Coruscant'ta efendim Kurs aynen. New Republic nasıl Ha muhatap ha. oluyor böyle uzak gezegenlerle bir Aynen. şeylerle. Şey cümlesi çok hoşuma gitti bu arada. Biz artık Rebels değiliz. Biz New Republic'iz. Aynen Artık öyle. burada bir düzen Düzen var. var, disiplin var. Bürokrasi Aynen, bürokrasi var. var. Aynen. Tim Meadows'u görmek hoşuma gitti. O adamı nerede görsem seviyorum. O bürokraside adam var ya bir tane Ha, şey. anladım. Evet, o adam daha çok komedi şeylerine Komedi görüyorsun. şeyleri. Ben adamı Aynen. nerede görsem mutlu oluyorum Sevimli. böyle. Niye Çinli gibi olan yaşlı Ranger adamı sevmedin mi? Ben asıl o herifi çok sevdim. Yani asıl O adamı sevdim. Ben gayret gösteren. o Çok adamı sevdim. tontonlu. O adamın Evet. şeyi de sevdim hani. Ama insan madem bu kadar dert ediliyorsun, Mandalorları ikna edince sen de X-Wing'inle yardıma gidebilirdin bence. Yani bir gemidir. Bayağı fark yaratırdı sanki. Ya benim başım yanmasın. Ama Anladım. hani Terfi, maaşımı alamam sonra filan. ya loophole Tazminat. gibi bir şey buldu. Hani loophole da değil aslında. Çok şey olarak mantıklı. Loophole Hani değil ben canım. kendim oraya gidemiyorum. Yani denedim kendim. Anladım. Kendi Şimdi başımı belaya sokmadan yapmayı anlaşıldı. denedim. Anlaşıldı. Mandalorları. Anlaşıldı. Aslıcığım bak. Baştan başlayalım sen. Baştan başlayalım. Şimdi bir kere dizinin bölümün başında Carl Weathers'ın oynadığı adam işte neyse karakter. Ne kimin oynadığı adam? Siyah herifi diyorum işte. Valiyi diyorum yani. Ha vali tamam. High Majesty bir şey. Adını bilmiyorsun Yüksek sen de yani. yargıç. Tebrik ederim. Hayır hayır. Teşekkürler. Evet. Dur O kadarını ben de yok. haymecide. Neyse önemli değil. Kaz bir şey. Kaz. Kaz dedin az önce. Tamam uzatmayalım. O şimdi bir tane holograma bakarak şehir planlaması, küçük SimCity veya Civilization tarzı bir an oynuyordu adamcağız, tamam mı? Evet. Çok güzel, bunları yapacak tabii. Fakat o sahneyle ilgili şöyle bir detaya çok takıldım ben. Şimdi adam diyor ki, ticaret distriktini işte supply şeylerine biraz yakınlaştıralım diyor. Tamam, mahalleyi şuraya yakınlaştıralım diyor. Şimdi zaten orada ben hani robotun arkada şöyle göz devirdiğini falan. Evet, hani binaları ittireceğiz falan ya. Böyle hani köy kurulmuş ya artık. Bu böyle yapılacak iş değil. Hani distrikt yerini falan değiştiremezsin. Bir. İkincisi adam baktı ve şöyle. Bir dakika ya tren rayları nerede? Falan. Yani böyle belli ki bu adam kötü bir şehir planlamacısı. Bu Ya. işin çok ehli değil. Zaten eski eşkıya hani bu işe sonradan şey yapmış Şey anladın. yapmaya çalıştılar galiba ama başaramadılar yani. Bu arada ben de ona çok takıldım. Ticari bölgeyi buraya itelim. Abi ticari bölgeyi sen oraya oturtmasaydın o zaman falan. Ama Ha bir de çok daha yeni insanları kuruluyor ya orası. evden çıkarıp başka eve koyacaksın. Ya vardır bir yöntemi yoludur ama anne hani bana biraz acemi geldi yani adam. Neyse. Ya şey yeni kuruluyor ya orası. Onu göstermeye çalışmışlar. Yeni Anladık. kurulan bir yer falan diye. Bak benim ne sinirim bozdu burada? Orayla genel olarak o Nevarro ile ilgili, Nevarro'nun yeni haliyle ilgili. Şimdi adamın mantığı Singapur gibi bir yer kurmak ya. Ticaret olsun. Okey. Özgürlük olsun, ticaret olsun. Tamam. Biz böyle zenginleşelim. Anladım. Doğru. Güzel. Haklısın. Singapur. Evet. Doğru. Öyle bir Yüz yer kuracağız, böyle tamam. çok güzel. Ama özgürlük olsun falan nereden biliyorsun? Belki çok bağnaz adam. Belki Hayır kendi... şey dedi ya ben ne New Republic'e bağlayayım ne işte Empire'ı bağlayayım ben kendi kendime Anladım. yaşayacağım dedi. Anladım. Anladım. Ama turizme gidiyor gibi neyse. Peki evet devam et sen. Okey. Boş ver. Singapur'a takılmayacağım. Okey. Ondan sonra şey şunu yapmış olmasını beklerdim yani. Şimdi yeni bir devlet değişimi yaşanıyor. Sen Evet. diyorsun ki ben senin şeyini kabul etmiyorum. Okey. Yani New Republic kabul etmiyorum ama Evet. kendisi bir savunma sistemi en azından oluşturmuş olmasını beklerdim. Şunu beklerdim bak. Savunma sistemi oluşturuyor aslında. Hani bir anda onu yapıyor ama yetersiz kaldığı için savunamadılar. Olabilir yetişmedi etmedi. Yetişmedi etmedi. Bak Evet. bunu görmek isterdim. Çünkü o Ka adam akıllı bir katılıyorum, adama katılıyorum. benziyor yani. Hatta şu sahnede ben buna biraz takıldım gerçekten. Geldi koca gemi ve bizim adam bakıp korsanlar dedi. Öyle 3 gün önce zaten heriflere ateş ettin gönder ya. Bu tabii ki olacaktı. Evet, en kötüsü ne bileyim paralı bir hani
elindeki halkı zaten yetiştirmeye çalış, yetiştiremiyorsan da bilmiyorum, sanki kafalı bir şeyler. Ben de bilmiyorum yani, biraz şehir high magistrate olarak biraz acemiyi, bak acemiliği burada biraz da. Biraz acemiliği aynen gözüktü. Devam ediyor. İyi niyetli, zeki de bir adam yani diye düşünüyorum ama biraz acemiliğine denk gelmiş. İyi niyetli veya zeki olduğunu nereden bildin yani? Bilmiyorum, adamın devlet politikası. Barı şöyle, okul yaptı diye. Barı o yüzden barı iyi bir insan sonuçta. Ya ne bileyim, sonra bu işte Empire gidince, daha sonra o işte Moff Gideon'lar falan filan gidince, ya aslında ben böyle biri olmak istemiyorum. Herkes işte ticaret yapsın, yaşasın kapitalizm tarzında. Doğru. Refah Partisi gibi adam. Güzel. ben dizinin şu anda şey sahnesinden, o işte şey geldi. Ne onun adı? Korsan gemisi geldi. Şeyi vurmaya başladı falan filan. Andor'dan sonra o sahneler beni daha çok etkilemeye başladı. Biraz çekim olarak da belki eskisine göre farklı yapıyor olabilirler. Yani böyle bir sivil bölgeyi vuruyor olması şeyi. Evet evet. Böyle bana gerçekten yani Star Wars'da hissetmediğim bir ulan bir terör yaşanıyor burada. Hani zavallı insanlar, belki az önce orada bebek yürüten bir anne vardı ve hani patladı ve bebeği parçalandı falan gibi. Ki, normalde hiç Star Wars izlerken aklıma gelmeyecek şeyler düşünürken buluyorum. Ki Star Wars'ta gezegen patlattılar. Zaten Star Wars öyle başlıyor ya, yani gezegen patlatarak falan. Evet ama bu işte hani şey, onları hiçbir zaman gore more böyle Tarantino gibi göstermez. Gene göstermiyor bu arada da. Kaçışan insanları görmek biraz daha onu yani şey, belki şey olmuş olabilir. Ya Andor'da pardon, gündelik hayata alıştık evet, ya. Evet. Ondan sonra bunu izlemek, hani hem oraya alıştın artık, gündelik insan yani insanların da normal halkın nasıl yaşadığını biraz daha iyi biliyorsun. Bir de etrafta kaçışan şeyler falan filan da görünce. Mesela maymunlara ateş ettiler orada. Onların uzaylı maymunlara ateş ettiler. One Threat miydi onların, neydi öyle bir şey mi? Bilmiyorum böyle ama akıllı da çünkü oraya gittiler falan diye gösterdiler. Peki bir şey sormak istiyorum. Neden korsanlar veya böyle serseri kılıklı karakterler her zaman böyle kabadayı 101 davranmak zorunda aslı? Yani beni de oraya koysa ben de klasik şey. Ha falan böyle. Ya böyle illa kaba, illa şey yani, neden köşede normal ne güzel işte falan diye oturan bir tane korsan yok falan. Çünkü öyle oldukları için korsanlar zaten. He, anladım. Yoksa gider adam memur yoksa olurdu. Yoksa memur olur yani. Anladım, öyle evet, deli deli tipler olurdu. Korsan oluyor zaten. Ya. Pekala. Ama şey, korsan demişken şey hakkında ne düşünüyorsun? Ya korsan, baş korsan var ya, başkan adam. Davy Jones. Gibi olan adam ama sadece yosun. Evet, sadece evet. Yosundan evet. Yapmışlar adam. Ve bir yandan şey, Davy Jones gibi böyle bir aslında kabasa iri de falan bir adam. Ama yosun olması da biraz komik geldi. Çünkü deniz teması yine ama sadece yosun adam. Valla ben yosun kısmına takılmadım da. Ben az önce bir şeyler diyeceğim diyordum ya. Şimdi benim bu bölümle ilgili, ya bence de çok eğlenceli bölümdü. Mandalorların işte bu yaptıkları, ettikleri, birbirlerini gaza getirme konuşmaları, öbür adamın işte yok Korusant'a gitmesi gelmesi, ben bayağı hoşuma giden bir bölüm. Fakat maalesef şundan birazcık üzülüyorum. Şimdi bunlar bir plan yaptılar, Mandalor ekibi. Dediler ki işte biz bir anda baskın yaparsak sayımız az olmasına rağmen sürprizle müprizle bu işi hallederiz. Zaten biraz daha hani becerikli dövüşçüleri savaşacağız falan. Evet, evet. Mantıklı, güzel, okey. Okay. Kağıt üstünde hoş. Fakat çekim şekli olarak ben şunu sevmiyorum. Şimdi mesela işte ateş ediyorlar. İşte şeyler, o bir tane iri adam miniganıyla ateş ediyor bilmem ne. Böyle bir üstünlük sağlıyorlar filan. Sonra tepeden turret'la bunlar ateş ettiklerinde bizimkiler şey oluyor filan falan. Çok güzel. Hani heyecanlıyorum. Kazanacaklar mı? Kaybedecekler mi? Ne olacak filan falan. Yani kaybedecekleri düşünmüyorum ama gene der böyle şey. Ondan sonra o bizim zırhçı kadın. Yani nalbur kız kadın. Neyse. Armor. Bir anda orada belirip de günü kurtarınca bu bana fazla mucize geliyor. Yani ben şunu istiyorum. Desinler ki hocam çok çok tehlikeli bir görev bu. Çok zor bir görev. Bunu konuştular zaten elbette. Bizim de şöyle şöyle bir planımız var desinler. Hani ama desinler ki ama bu planda bir sürü kişi işte bizden gidecek filan. Olsun ama ben hani sızarım bilmem ne. Ve biz onu bir şekilde takip edelim ve biz onun mümkün olduğunu görelim. Kadın orada bir anda belirince. Evet. Yani abi o zaman sen günü kurtarmak istediğin şey yapabilirsin. Bunu tıpatıp aynısı tepede olan uçak savaşı için de geçerli. Şimdi ben onun için ne biliyorum? Bir tane büyük gemi var. Onun içinden fighterlar da çıkıyor. O öyle bir gemi. Tamam mı? Bir sürü küçük fighter da var. Ve bizimkilerde iki tane kıçı kırık gemi var. Kıçı kırık da değil. Çok iyi gemi olsun. Fark etmez. Kimandonki biraz kıçı kırık. Okey. Şimdi matematik olarak zaten ortada bir problem var. Tamam mı? Yani 7-8'e 2 falan. Ve bir tanesi dev gemi bilmem ne. Hani zaten bizimkiler büyük dezavantajda olmalı. Ve şeyi de kabul ettim. Anladım işte efendim, sürpriz sayesinde biz bir avantaj elde edeceğiz falan. Anladım.
Ama yine de bunlar yeterli değil. Mesela bak. Mesela Mando geldi. Fighter'ları kaçırttı, tamam mı, peşinden. Sonra Bo-Katan geldi ve şeye bok atmaya başladı. Asıl gemiye bok atmaya başladı. Ve fighter'ları geri çağırdı şey. Korsan amca. Evet. Abi sonra Mando geri geliyor. Ve fighter pilotları şaşırıyor buna. Ulan zaten 5 dakika önce adam ya tabii ki geri gelecek. Ne yapacak o? Aa, ben o decoy'du ve hani o gitti mi yani, anladın mı? Neden ona da dikkat etmiyorsunuz? Ya ben şey değilim, ben korsan değilim, ben asker değilim, savaşçı ben değilim. Ben dikkat ediyorum. Ama size. Evet, bunu ben düşünebiliyorsam bu tecrübeli savaşçıların falan bunu bu kadarını bilebiliyor olması lazım. Ya şeyi çok getiriyorlar galiba ya, korsanlar bunlar salak falan gibi. Ya ama olmaz, aslında korsan olmaz da salak yani. Değil. Korsanın da asıl işi sürekli böyle işlerle uğraşmak yani, böyle hiç çatışma görmemiş yeni yetme polis falan değil ki bu mesela, anladın mı? Ya evet, katılıyorum. Şey kısmına bak, Armor'a daha çok katılıyorum bu arada. Hı. Çünkü Armor'da bari şunu falan görseydik ya, o ama çok cheesy olmuş bir anda Armor'un oradan çıkması. Evet, çok yani. Cheesy. Hani şey görebilirdik. İşte hazır mısın? Hani bir daha önceden konuşsalar falan. Evet, hani saldırıyorlar. Bir planımız var. Planın bize ne olduğunu söyleme. Hadi biraz evet. Suspense kalsın, anladık. Evet, evet. Ama hani böyle çok iyi şey, pamuk ipliğine bağlı bir plan yaptıklarını bilelim, anlayalım. Orada tepeden tarot olduğunu da biliyor olmaları lazımdı. Onu biliyorlar mı? Daha önceden bilmiyoruz hani. Şey deseydi benim daha hoşuma giderdi. Çok böyle artık nitpicking oluyor belki de, bilmiyorum da. İşte şey, onlar ateş altındalar. İşte biz burada ateş altındayız. İşte hadi çık, oradaki turret var. Filan. Hallet. Evet, evet. Bak bu konuda, bu Geek Yapar'da eminim 50 kere bu örneği verdim. Ama 51.yi vermekten asla ve asla gocunmuyorum. Bana en büyük tatminiyeti yaşatmış filmlerden bir tanesi Seven Samurai'dır. Yani 1940'larda falan çekilmiş. Sırf enterlik olsun diye bu filmi araya sokuşturmuyorum. Yemin ederim izleyin ne dediğimi göreceksiniz. O filmde de işte köy savunması yapılacak. Köylüler artı 7 tane samuray, 40 kişilik eşkıya grubuna bilmem ne bir şey yapıyor. Ve o filmde 4,5 saat falan zaten film. Yapacakları şey, gerçekleştirdikleri planı saatlerce kağıt üstünde tartışıp konuşuyorlar diyorlar. Biz de öğreniyoruz seyirci olarak. Ve sonra o planın bir kısmını uygulayabiliyorlar, bir kısmını uygulamıyorlar ama film hani aksiyon, şey, savaş devam ederken ona o planı biz takip ediyoruz hakikaten. Aa, o kapıdan girmemeleri gerekiyordu, girdiler falan falan oluyoruz mesela. Şimdi sen bu detayların hepsini yok sayıp da işte sadece cool shit cool shit gibi koymaya başladığın cool zaman koyuyorlar, aynen öyle. Biraz yani istediğini yaparsın o zaman gibi olmaya başlıyor açıkçası benim için. Benzer bir hissiyat bana nerede geldi? Biraz konuyu ve ekipleri değiştireceğim ama. Bizim bu senin Coşkun vardı ya. Kim? Şey, bir kız vardı da bu çift casusun ne olduğunu, ne amaçladığını bilemediğin için sen Coşkun'a benziyordun. Coşkun'a evet, tebrik ederim. Unutmamışsın. Coşkun arkadaşımız bu bölümde de oynadı. O kızın rolü ne? O kız niye bu departmanda? Hangi departmanda o kız? Ya çok tesadüfen orada belirdi ya. Baktı böyle hani, çünkü şey de şöyle yani, o kız belki, bak belki o doktoru niye, bak şey diyordum ya ben. Doktoru götürdü oraya. Doktoru sattı. Doktora ne gerek vardı? Kendi gitsin alsın falan filan. Belki de bütün bu satma senaryosu terfi almak için, bak ben çok sadığım falan. Hani o ve şimdi biraz daha önemli bir pozisyonda çalışıyor, evet, falan. Evet, o çok tesadüfen gördü ya böyle şey olarak da. Hani o adam gülüyor, evet ya ben bu adamı hatırlıyorum dedi. Bu çünkü Nevarro'da ki şey. Bir şey söyleyeceğim. Kızın orada olması tesadüf ama kızın orada olması bir şey değiştirmedi ki öykü açısından. Yani kız orada bir bilgi alıp da evet, evet, değişti. Bir şey çözmedi. Ha şunu belki işte şunu değiştirmiştir. Bilmiyoruz yani. O Nevarro'nun bağımsız bir gezegen olduğu bilgisini belki orada aldı. Daha önceden onu aldı mı bilmiyoruz. Çünkü kız Moff Gideon'un tayfasındaydı ve onları öyle terk ettikten sonra ne olduğunu bilmiyor ya. Ne önemli ya, Nevarro'nun bağımsız olduğunu öğrenmesi bu kızın planlarını ne işine yarayacak? Açıkta hala falan. İşte kızın planı olduğunu bilmiyoruz. Google'da yazıyordur ya. O bilgiyi öğrenmek için illa orada. Hayır, hani şeyde, Nevarro Republic'e katıldı mı katılmadı mı? Bunu ancak üst düzey şeyler mi? Sır mı bu yani? Adam bilmiyormuş ya kendi üstündeki adam. Ya o milyar tane gezegen olduğu için i̇şte, ama hani araştırınca bulacağın bir şey bence. Bence o değil. Bilemiyorum. Ama bak mesela ben o kızın yine amacının ne olduğunu anlamamak benim sinirimi bozuyor. Daha sonra amacının ne olduğunu anlamamak değil. Amacı bence artık şey, kız kötü. Kötü biri. Ben öyle hissediyorum. Kötü. Moff Gideon'ın kurtar, bir de şey olmuş ya Moff Gideon. Sen kahveni mi içmedin Aslı? Kız tabii ki kötü, dalga mı geçiyorsun? Hayır ya? Ama Allah. Şöyle kötü. Yani kötü ve şey kötü yani hani şeyler için çalışıyor işte yani imparatorluktan arta kalan için. Hıyarlar için çalışıyor işte. Evet. Tabii ki kötü yani, okay. Şaka mı? Tabii ki, tamam. Ama böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Özür dilerim arkadaşlar. Aslı adına sizlere özür dilerim. Hayır, kız kötü ama dizide şey yapmaya çalışıyor. Aa ne? Acaba
kötü mü yapmaya çalışıyor da kimse anlamıyor kızın kötü olduğunu. Biz de ya çok şöyle, bariz hani geliyor. Eğer ben tükürdüğümü yalamak zorunda kalırsam, hani kızla ilgili dev bir twist çıkarsa bilemeyeceğim. Ama benim anladığım kadarıyla kız evet yani hani şeye bağlanacağını tahmin ettiğimiz bir şekilde, Snoke'lara falan evet, bağlanacağını tahmin ettiğimiz bir şekilde İmparator şey First Order'ın ilk adımları neyse onun için falan onun filan için çalışıyor yani kızcağız. Kızcağız oldu şimdi. Ya bilmiyorum ya, ben keşke şey bu kendi istediğim diziyi yazmayı istiyorum. O karakteri farklı. Aman tanrım, nereye geldik burada? O karakter şöyle olsaydı benim daha hoşuma giderdi. Ne olur söyle. Gerçekten değiştiğini inansaydık onun da. Anladım. Sonra twist olarak aslında değişmemiş, gerçekten hizmet ediyor çıksaydı ya. Anladım. Ya çok akıllarına gelen ilk şeyi yapıyorlar gibi dizide. Yani şey, kısa saçlı kadınlar kötüdür falan gibi bu ya akıllarına gelen ilk şey işte bu kız böyle New Republic'i kandırıyor. Aslında işte Moff Gideon'a hala sadık. Çok da sen seyirci olarak da görüyorsun. Bu arada New Republic de yani iyi kalpli davranmış. Hani işte imparatorluktan arta kalanları idam etmemiş de efendim entegre etmeye çalışıyor. İyi hani bence, okey. Yani çok iyi bir şey ama hani bu tontişiklerini cezalandırılıyorlar bu tontişikleri yüzünden. Şey dedi ya, o sahne çok güzeldi. Adam, o senin şey beğendiğin adam... Hmm. Askeri üstten geçti. Teğmen. Tonto adam. Şey dedi ya kız işte aman konuşamadım be. Kız dedi ki işte New Republic korumasına demek ki almaları lazımdı. Bu da onlara bir ders olmuş oldu dedi. Adam dedi ki bu çok Empire düşüncesi. Sevdim kardeş. Bu arada ben muhabbetleri. Muhabbeti çok ben sevdim yani. Ben Clone Wars'dan beri Star Wars'daki işte yönetim nasıl olmalı falan konuların işlenmesine nedense çok keyif alıyorum. Yani Clone Wars'da falan şey olurdu mesela işte ne Republic'ten ne Separatistlerden olan bağımsız gezegenler olurdu efendim. İşte gidip iki tarafta ikna etmeye çalışırdı. Biri biraz daha hakikaten sert bilmem ne filan. Ben o muhabbetleri seviyorum yani. Bu dizide de şu an ilgimi çekiyor açıkçası. Evet şey yani görüyorsun adam ben, böyle kızın böyle bir faşist bir şekilde. Aynen ben de yani kadın onu dedi. Ben şimdi dedim ki aha imparator gibi konuşuyor falan. Sonra aynı şey herif söyledi. Falan oldum. Aynen. Şey mesela şey olsaydı çok daha tatlı olurdu ya. Bilmiyorum, o kız gerçekten böyle iyileşmiş olsaydı. Hani şey evet ya ben gerçekten pişmanım işte Empire istemiyordum ben falan ayakları yapıp sonra twist olsaydı falan çok daha eğlenceli olurdu bence. Bilmiyorum ben de madem kendimiz yazıyoruz ben de şey konusunda o zaman uzatacağım mevzuyu. O işte uçak savaşı kısmını hani sevmedim dedim ya yani kolay hallettiler falan. Bence mesela orada da şöyle olmalıydı. Okey sürpriz olayını anladık ama o da yeterli değil. Hani Mandalorian bizim Dinjarin. Gelecekti edecekti. O korsan amcanın kibirine oynayacaklardı. Yani o hani atıyorum şöyle sahneler olacaktı mesela. İşte bir tane şey geliyor. Aa Dijin mi? Gidin lan hepiniz şunu bir mahvedin gelin. İşte hani bütün fighterları mı gönderelim? Evet yani dersini alsın filan. Sonra hani onlar uzakta ben ne yaptım filan falan. Bu sefer o en son bir şey sahnesi vardı herifin. Böyle gemi düşüyor, dev gemi ve adamı gösteriyorlar işte "Roo!" diye bağırıyor filan. Mesela sonra o kadar duygulanır mı ki yani böyle kibirinden dolayı cezalandırıldı filan. Ama hiç öyle şeyler görmedik. Böyle bir şekilde bizimkiler hep zar attılar ve hep 20 tutturdular gibi oldu yani açıkçası. Çok yine başında şey yaptı ya adam gidin Mando'yu kovalayın falan dedi. Her ama o şeyi hissedemedim ben yani bu herif hani küçümsediği için böyle oldu filan. Ya sadece bizimkiler çok iyi dövüştü. Anladın şey mı? Ne diyorsun peki uzay gemisinin ortasındaki dümene ne diyorsun? Hocam çok korsan diyor. Çok ondan olsun korsan gibi yapmamışlar. Çok bana. Yapmışlar. Ya ondan bunu sen yoksa bir defa Mert'le galiba onu konuşuyorduk hakikaten. Onu beğensem beğenmesem emin olamıyorum hakikaten aslı. Çünkü yani o biraz şey yani hani biliyoruz yani atıyorum nasıl gerçek hayattaki kılıcı ışın kılıcı yapmışlar. İşte doğru. Anladın mı? Hani öyle doğru. Şeyler var Star Wars'da aslında. Ama biraz bilim kurgu perdesini fazla araladı sanki. Biraz fazla böyle şeye döndü gerçekten. O estetik anlayış. Ne onun adı bilmiyorum yani bir adı vardır herhalde. Art Deco falan attım götürdüm. Değil tabii ki bambaşka bir şey. Yani onu beğenip bilmiyorum çok çocuksu geliyor bana da açıkçası o tercihler. Ama orada şey çünkü bir de yani görecek bir şey yok. Uzay gemisinin içinde hani dışarıda falan olsa yüzeyde olsa daha iyi olur. Peki iri Mandalorian adamın Parvizla mıydı onun adı? Twist'i hakkında ne düşünüyorsun? Önce çıktı dedi ki ne yapacağız lan biz buna mı yardım edeceğiz? Tabii edeceğiz. Ya böyle şey oldum. Cheesy işte ilk akıllarına gelin yapmışlar. Evet. Aslı, çok cheesy. O da John Favreau. John Favreau bu arada. Öyle yani, mi? Ha. Aa hiç bilmiyordum ben. Ha aynen. Sesi de mi o yani? Evet mesela. Yani o şey yapıyor. Diye, sesi zaten o. Ya bir ulan adam niye sette gezsin ya o kıyafeti giyip sette gezmek zorunda mı? O kıyafet... Sesi o.
Şeymiş çünkü onda hatta bir tane oyuncağı mı ne varmış? Onu kaskını çıkarttığında John Favreau. Peki ben sana o zaman... Ulan John Favreau şişko değil mi lan? Olamaz o demek da, o da şişko. İri ama. Tam da iri şişko. Neyse. Ne diyecektin sen? Şey diyecektim. Armor'ın Bo-Katan'a yaptığı küçük... Yani biraz daha doğrusu şey düşündün mü? Bo-Katan'a kaskını çıkar dedi ya. Hı hı. Ben de şeyim tuzak mı lan bu? Niye katana kaskını çıkarttırıyorsun? Ben de o an bir... Yani bu konuyu bu kadar gerildik bu saate kadar. Bu kadar önemsedik. Şimdi çıkar çıkar ya. Bir iki dakika bir şey söyleyeceğim falan modu. İnmesin de şaşırdım. Şuna döndü. Sağcılarla solcular birleşsin. Evet, evet, evet. Tek bir devlet olalım. Evet. Gibi bir şeye döndü. O açıdan yani birkaç bölümdür bunun gerilimini verip, gerilimini vermeleri gerçekten ne kadar önemsediğini gösteriyor. Armorer bile tamam sen kaskını çıkar çünkü artık bizim böyle kaskı takıyor takmıyor demeyeceğiz artık. Evet. Herkes gelsin buraya evet. Bir tek birleşelim. Ve bak Bo-Katan işte lider oldu. Biraz ona. Hızlı olmadı mı ama Asya? Yani gerçekten bu konuyu bu kadar takta sadece başımız açılıyor mevzusu değil. Hani bizim this is the way yani diğer mandalorlar siktir git siktir git. Neye ikna oldu bu kadar şey? Şunu ikna oldu bence. Ha Mitazor ve ev. Mitazor'u gördü. Aynen Mitazor'u gördü dedi ki zaten bu kız da. Doğru o geçen hafta var. Çıkmıştı doğru doğru. İkincisi şey geçen hafta işte o Youngling'i kurtardı ya. Ne ara? İşte burada da şimdi savaş taktiği falan filan bayağı onların doğru. Yeni bir gezegene ulaşması, yeni bir eve ulaşmasını sağladı. O yüzden Bo-Katan'ın liderliğine ve savaş stratejisine güveniyor. Ayrıca zaten Bo-Katan... Hocam ben derdimi anladım. Aslı ben seni dinlerken düşünüyordum bir yandan ve derdimi anladım. Beni dinleseydin ya. Yok yok gerek yok. Ben kitap okumak istiyorum. Dizi 30 dakikaya 50 tane şey sıkıştırıyor ve çok hızlı ilerliyor o yüzden. Yani şimdi dizi açısından bu normal yani. Buna oturup da yani diziyi bu bölümü işte 3,5 saat yapsınlarmış diyemem tabii ki. O saçma bir şey yani. Hani her 40 dakika yapabilirlermiş. 40 dakika falan işte 35 dakika falan değil miydi? Yani neyse yani hani ya, yani şöyle hani mantık olarak kağıt üstünde kesinlikle bir problem yok. Hani Armorer kadın işte baktı evet dediğin sebeplerden dolayı ikna oldu. Ve hani şey açısından da sağduyulu bir hareket yani. Hadi gelin birleşelim ve... Tekrardan gezegeni şey falan. Çok mantıklı, çok güzel. Sadece biraz cırt 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 diye ilerliyor. Hani ben böyle daha sindire sindire tüketebilmeyi evet. İsterdim bu öyküyü açıkçası. Evet evet yani dizi formülü olduğu için bir de yani... Bu arada ben nedense 25 dakika falan diye hatırlıyorum ya Mandalorianları. Daha mı uzun? Hayır şu anda sabah dikkat etmem hatırlıyorum. Yani mesela geçen haftaki bölüm en kısa bölümdü bu sezonda. Şu an böyle gayet 45 ile 30 arasında oynuyor yani. Hiç öyle tutarlı okay. Değil. Şey böyle daha uzun ya da daha böyle... Bu kadar çerezlik de demeyeceğim de hafif bir dizi ya bu. Çok ağır bir dizi değil. Evet evet yüzeysel sonuçta yani yüzeysel şeyi hani sunum kısmı yüzeysel ya böyle oturup hani saatlerce böyle kendilerine birbirlerine baktıkları şey sahneleri yok yani. Yok o bile değil yani senin dediğin işte şey atıyorum iki olay oldu aslında şimdi bak ben bu kadar saydım ama Bo-Katan'la da geçirdikleri iki olay oldu. Aynen dinozor gördüm dedi ki yalan söylüyor olamaz mı? Uyduruyorum. Halüsinasyon görmüş olamaz mı? Gördüğüm mitozor değildir. Başka bir canlıdır. Hani bir gidip kontrol edin. Anlatabildim mi? Bir sürü şey bulabilirsin bak, aslında. Mitozor gör. Hadi ona inanın diyelim. İki tane olay gerçekleşti tamam mı? Hani bir Youngling'i kurtardı bir buraya şey yaptı. Hani bir 3-4 olay daha gerçekleşse de sen Bo-Katan'a bu kadar inansan keşke. Evet işte. İki olay yeterli mi? Hani... Mesela sen neden lider değilsin Armorer abla falan diye düşündüm. Mesela sen niye, sen lider, çünkü o kadın de facto lider ya şu anda. Biraz. De facto ne demek? Resmi olarak değil ama işlevsel olarak. Hı. O mu demek de facto? Bence gene de güzel bölümdü. Ben gayet keyifli ben izliyorum. Ben de gayet keyifli izliyorum. Aynen. Şeyi merak ediyorum yani şu anda Mandalorların davası hakikaten beklediğimiz sequel işte Snoke First Order filanla ya bir de bu Moff Gideon küçük post kreditimsi sahne vardı artık uzatmıyorum. Evet. Meğersem kaçmış ama evet. Zaten onu çok tease ediyorlardı. Umarım o konular keyifli olur. Yani çünkü ben okey küçük şey izlemekten hoşlanıyorum. Ya ve hatta küçük şey izlemenin getirdiği o dediğim gibi hani halka ateş edilirken bir tedirgin olma var. Onları ana filmler pek hissettiremiyordu bana. Yani hani Luke'un ana babası şey pardon amcasının teyzesini iskelet olarak gördük. Ve o hiç bana travma gibi gelmedi. Umudu bile değil. Ama bu filmin o tarz sahne şey bu yapımların o tarz sahneleri biraz yaşattırıyor. Umarım şeyler büyüyünce, mevzular büyüyünce gene de hala böyle organik olarak onları hissetmeye devam ederim diye şey yapıyorum, istiyorum, diliyorum. Umarım.
Ben iki şey daha söyleyeceğim. Belki söyleyin lütfen. Bilmiyorum. Yo, yo. Bir tanesi Beskar Armor'ını buldular ya Moff Gideon'ın hapishanesi. Ha doğru, öyle bir o twist var bir sonunda. Twist. Doğru. Kötü Mandalorlar falan var bir şeyler. Veya Bo-Katan mı kötü bilmiyorum. Bilmiyoruz. Neyse. Birisi kötü. Birisi kötü. Ya mesela şunu yapmış, o kötülük de değil. Şu olmuş olabilir. Tabii. Moff Gideon'ın yargılanmaya gidiyordu çünkü. Kaçırıp kendisi tutsak ediyor ya da kendisi öldürdü olabilir. Falan gibi bir şey olabilir. Ya da kötü bir Mandalor var. Ya da Mandalor olmayan birileri Beskar şeyi elde etmiş olabilir mi? Buna engel bir durum var mı? Bilmiyorum. Neyse. Beskar ama çok nadir. Neyse. Evet. İkincisi de şunu diyecektim. Hı. Şuna ben güldüm. Bu bizim adam var ya işte Navarro'nun Navarro'nun lideri adam. Adını hatırlayamadım. Carl Weathers. Kesin hatırlayamadınız. Evet. Adam şey yaptı ya böyle. Navarro halkı dedi. Navarro halkına döndüler 20 kişi falan. Ben ona biraz güldüm ama ya umarım hani halk saçılmıştır etrafa ve hani o anda onunla gelenler o kadardır, yoksa Navarro halkı 20 kişi değildir umarım yani. Vallahi şunu kabullenmen gerekiyor. Bak, geri kalanlar. Bak, nasıl ki işte neden uzay gemisi kullanan korsanlar denizci 1700'ler korsanı gibi hani sorusuna boşver diyorsak, şuna da boşver demek zorundasın. Bir tane uzay gemisiyle koca gezegeni zapt ediyorlar zaten. Ve hani diyaloglar da o şekilde, Navarro gezegeni düşmek üzere diyor. Yani Star Wars'da şeyi kabul edeceksin. Her gezegen aslında her bir kasaba gibi bir şey. Her gezegen Kadıköy kadar falan. Evet ya. Evet. Yoksa çünkü zaten çöl gezegeni, kar gezegeni, öyle saçmalık da olmaz. Yani gezegenlerde bir ton farklı iklim olur yani, anladın mı? O yüzden de Navarro dedikleri şey de o kasaba ve o kasaba koca bir gezegeni temsil edecek kadar önemli. O hacimlere fazla girme bence evet, Aslı'cığım. Tamam, çıkamazsın şimdi. Ama sadece güldüm orada. Bu uzay yolu değil. Bu uzay zuvaşları. Zuvaşları. Siz nasıl buldunuz sevgili arkadaşlar? Sizce Mando eğlenceli ilerliyor mu? Sizce girdiği konular büyük muhabbetlere evrilecek ve onlar eğlenceli olacak mı? Yoksa Grogu'nun kaka yapmasını izlemeye devam mı etmeliydik? Sizce Navarro kurtulacak mı? Bilmem. Buyur sen bitir biraz daha. Sizce gerçek Mandalorian kim? Çünkü... Vallahi. Hayır çünkü hiçbir ya şey Bo-Katan... Hayır bir şey söyleyeceğim. Öyle sizce, şey söyleyeceğim. Sizce Bo-Katan saçının kırışmamasını ve bozulmamasını nasıl sağlıyor? Bir de sponsorluk var bir tane. Evet bir tane daha yani. Ya çünkü terler insan değil mi? Şöyle yapışık çıkar yani aslında herhalde. Ha? Hayır, ya uf. Evet. Ama şunu da diyeceğim. Kadınsın diye sormadım. Saçın uzun diye sormadım. Saçım uzun diye sormadım. Evet, evet o bir, şöyle bir yapışır. Şöyle bir... Pudra bir şey lazım yani. Belki sürüyordur. Sürüyordur belki. Belki o kask. Kaskın içi pudra böyle. Ben, hayır şey şimdi şey var. Mitazor'un gölgesi böyle yukarıdan falan şey ışığı aşağıdan vurduğun zaman yukarıdaki gölgesi Yoda'nın kafası gibiymiş. O yüzden de gerçek Mandalorian aslında onun hakkında falan diye bir teoriler var. Peki after credits. Sence Grogu büyüyüp de konuşmayı öğrendiği zaman Yoda gibi devrik cümleler kuracak mı? Yoksa o Yoda'nın disleksisi miymiş? Ya hayır bence Yoda'nın disleksisi değil, Yoda'nın halkının komple disleksisi olabilir. Grogu yok ya, normal işte bizim ya şey gibi düşün. Yabancı bir tane bebeği alıp Türkiye'ye getirsen Türkçe konuşabilir ya. Doğru gerçi bu şey kendi halkıyla yetişmiyor. Doğru. Evet, kendi halkıyla yetişmiyor. Kontrollü bir deney değil bu. Hay Allah. Okay. Hadi görüşürüz.